Mekanı sultanlıkmış. Yeni taktık. Olsun. Kimse yok mu ya? Alo! Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Canım hoş bulduk, bana bir çay. Ya da dur, vazgeçtim. Sen şimdi bana bir tane semaver getir, 3 tane de bardak getir. Tamam. Çünkü benim bazı bayan arkadaşlarım gelecek de... sen şimdi bardak hesabı yaparsan kitlersin falan, sakın ha. Bir semaver, 3 bardak getir. Finder'dan taliplerim gelecek, ayıp olmasın. Finder'dan? Tabii. Dur bakayım. He? Sen beni tipimle mi yargılıyorsun lan? He? Kendi tipine bakmadan, angut kuşu. Haline bak ya. 30 santim bacağın üzerine 2 metre vücut yapıştırmışlar. Gelmiş burada bana sallıyor lan. Hayret bir şey. Göz zevki düşmanı. Tipsiz. Abi siz niye böyle hırslandınız ya? Ne oldu? Ne oldu? Üstten bakmaların falan hep kayboldu. He? Demir pençemi görünce bir tırsın tabii. Allah kadın gelmez gidiyormuş lan bunun suratıma. Demiyorum abi. Gelir. Niye gelmesin yani? Gelmezsin zaten. Gelecekler birazdan. İyi. Tamam, ben bir çay getireyim o zaman size. Hadi bakalım. İşini hatırlamana sevindim. Senin bir işin var. Git çay getir. Canan'ım. Canı. Bahadır. Bahadır. Nasıl Bahadır? Yani bu... bu Bahadır'sa siz Bahadır olamazsınız. Eğer siz Bahadır'sanız bu nasıl Bahadır ya? Normal Bahadır be kadın. Allah Allah. Direkt Bahadır. Kırmızı kazak işte. He sen fotoğrafı diyorsun. Ya o şey fotoğraf şey benim ya. Ortanca yiyen çok azıcık, birazcık güzel gözükebileyim diye böyle ufacık birkaç dokunuş yapmış olabilir. Ufacık dokunuş mu? Evet. Allah'a şirk koşmuş senin yeğenin be. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey yok, kandırıldın baya. Bir taneniz de şuraya kendi olduğunuz halinizde bir fotoğraf koyun ya. Kes be kadın. Kes ya. Yazmışsın profille büyük harflerle. Dış güzelliğin benim için önemi yok. Önemli olan iç güzellik diye. Gelir gelmez içini dışını gömdün burada ya. Ahlak bekçisi. Yani hem kandırılıyorum hem ben mi suçlu oluyorum beyefendi? Tamam tamam affettim, gel otur. Gel çay gelecek, bir çay koyayım sana. Uzun yoldan geldim, bir çayımı iç attım. Affettin. Ay ne oturacağım ya? Kadın şuraya otur, 2 flört etmiyorsan da iç çayını defol git. Allah Allah, basit bir buluşmayı ne dramatize ettin? Titanik'e çevirdin ya ortamı. Otur şuraya. Sen biraz çatlaksın ha. Hiçbir şey olmadı, seninle ben eğlenirim. Hem iyi olur ya. Ay Ataşehir'den Beylikdüzü'ne kadar geldim. Şunun için inanamıyorum. Bak kadın, normalde o fotoğraflara sen öyle aldanma. Benim böyle olduğumu aldanma. Ben birkaç sene evveli kadar o kadar yakışıklıydım ki. Böyle mahalleden geçerken mahallenin tüm kızları "Aa Bahadır geliyor" derlerdi. Sıraya girer öyle böyle kırmızı kazak "Bahadır geliyor" diye bağırırlardı böyle. Geçmiş olsun. Ne oldu sonra? Tır çarptı herhalde. Yok. Eski karım çarptı. 12 yıllık ahiretlik sınavı. Ya eski karım demişken aklıma geldi. Sormak zorundayım. Saçlar peruk mu? Hayır canım, ne alakası var? Benim eski karımı pert araba misali boyayıp boyayıp bana çaktıkları için... ben önlem alayım dedim. Tıra merdiven çıkmasın sonra. Ne biçim konuşma bu ya? O zaman niye 12 yıl boyunca evli kalıyorsunuz? Siz de var ya. Biz ayrılmak için evlenmeyiz minik prenses. Anladın mı? Bunun için biz evlenmeyiz. Ben o ayakkabı köselesi suratlı kadına 12 yıl tüm benliğimi verdim biliyor musun? Tüm benliğimi verdim. O ne yaptı? Ben geceleri böyle inimini makariko falan anlaşılmaz konuşuyorum diye evi terk etti. Halbuki kendine kadar horluyordu, bir bilsin. Kendisi nasıl horluyordu biliyor musun? Hayko Cepkin'in brutal albümleri bu, böv diye. Aynı o horlama. Vallahi kapının önündeki alarmlar arabanın alarmıyla vıcım 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 çalıyordu. Bir kere gece bir komşumuz geldi, kapı çaldı gece ki. Açtım, hoş geldin, hoş bulduk. Ne yapın? Oğlum dedi, kurban değil, seyran değil. O kız bir kesiyor lan dedi. Yok dedim, karım horluyor. Öyle bir hikaye, tatlı. Ay sen bayağı dolusun. Sonra ne oldu? Sonrası yok ya tabii. Geçmiş hikayelerin mazi. Fazla konuşmak istemiyorum, neyse. Hemen flörte girelim mi? Gireyim mi flörte? Gireyim mi hemen? Ahıra mı giriyorsunuz beyefendi? Böyle flörte mi girilir? Ya nasıl girilir? Şu çakma garsonu çağırayım isterse bir spagetti makarna söyleyeyim orada. Bir çizgi film vardı hatırlıyor musun? Sokak köpeğiyle lady köpeği aşık oluyor birbirine. Ulan ben çocukken vardı o çizgi spagetti böyle at yapıp öpüşüyorlardı. Fantastik bir hikaye. Ama ben böyle şeylere karşı. Ben realist flörtten yanayım. Realist flört? Evet. Nasıl oluyor o? Misal. Annemle nasıl tartışacaksınız? Yani nasıl tanışacağız? İşte yani sen beni tanıştırmaya götüreceksin. Yok yok öyle değil. Nasıl tartışacaksınız? Niye tartışayım? Bak benim kadının gerekirse kaynanasıyla tartışmalı. Celp etmeli anladın mı? Ben prenses aramıyorum. Ben kafes dövüşçüsü arıyorum. Kafes dövüşçüsü. Kafes dövüşünü bilirsin geceleri televizyonda yemiyor. Bir kafes var. Adam atıyorlar 2 tane. Adam böyle bayılıyor, hakem ayırmıyor.
İzlemedim işte. UFC ya. Vallahi cahilsin, kusura bakma. Ay yok artık, daha neler. Başka? Başka misal, ben akşam eve geldim, tak tak. Sen açtık abi, hoş geldin. Ben nasıl karşılarsın? Yani işte nasıl karşılarım? Güler yüzle bir karşılarım, hoş geldin kocacığım dedim. Yemek hazırlarım sana, güzel güzel yemek yersin, aç gelmesin dedim. Her bir kelimende bir step uzaklaştım senden ya. Sen bayağı mıçmışsın ya. Ya sen ne istiyorsun be adam? Açmayacaksın o kapıyı. Açmayacaksın, anırtacaksın beni kapının önünde. Aşkım, Cale diye bağıracağım kapının önünde. Diyelim açtın. Diyeceğim hanım benim karnım aç. Bir tas sana yemek koy. Tas mas yok. Mama kapını dokayacağım. Allah. Öyle öyle. Öyle gümüş de değil ha. Plastik kapı yok mu şuralı? Öyle koy. Ben kaos istiyorum. Kaos da beslenir. Kaos. Sen delirmişsin ha. Kafayı, akli melekelerini yitirmişsin sen. Böyle ilişki mi olur? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bir şey söyleyeyim, sen eş aramıyorsun ha kendine. Sen dövüşecek emmi arıyorsun kendine. Cale, aşkla bir çatışma durumu değil midir? Ha? Zaten öyle her ilişki süper gidemez. Ben perfect giden ilişkilere inanmıyorum. Öyle bir ilişki yok. Kadın dediğin ağzı pitbull gibi basacak. Anladın mı? Erkeğinin beynini yiyecek. Resin table'ı biliyor musun? 9 tane film çektir. Sen hakikaten cahilsin ya. Beynini yiyeceksin böyle, beynini. Havala 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 yiyeceksin. Kadın dediğin böyle. Bence bu. Böyle ilişki olur mu Allah aşkına? Olur. Kadın dediğin zarif olur. Biraz böyle narin olur. Bakımlı olur yani. Ne bileyim. Benim hiç böyle yükseklerde gözüm yok Cale. Ben hanımımla sokakta gezerken bakanlar, aa bu kadın desin bana yeter. Ne? Efendim buyursunlar, hoş geldiniz. Sizin bir isteğiniz olur mu? Yok beyefendi, ben kalkacağım zaten. Vallahi hiç şaşırmadım. Bana bak. Sen hala kaşınıyorsun ha, kardan adam. Vallahi çakma çakar eritirim seni. Havucunu sakarım lan yerinden senin. Oğlum ben senin boyun ölçüsünü vermedim lan. Ufacık boyun var zaten, vermedim boyun ölçüsünü. Oturduğun yerde iki metresin ayağa kalkınca 1.40 halinle. Oldu mu şimdi? Bak lafı soktum sana. Oldu mu? Yakıştı mı? Üzülmedin ha? Hadi git ne olur. Hadi git. Kapımız olan evren orada. Aa. Bu kız, bu kız niye böyle erkenden geldi ya? Vallahi erken geldi. Dur bakayım. Çekil garson. Çiçek Hanım merhaba. Yalnız bir 15 dakika önce geldiniz. Pardon, siz kimsiniz? Bahadır ben ya. Finder'dan. Kırmızı kazak. Yuh! Abi çok özür diliyorum. Sen o profil resmine ne koydun acaba ya? Lan gerçeğiyle fotoğrafı azıcık farklı olur diye beklentimi düşük tuttum ama bunu da beklemiyordum. Arkadaş bir insan nasıl olur da çiğ köfteye benzer? Böyle buyurdu kemik torbası. Ayıp ya. Senin rüzgarlı havada uçmaları için çapa atman lazım lan yere. Neyse. Flörtümüzün ilk günü fazla gömmeyeceğim. Gel çay koyuyorum, çay iç. İnanamıyorum ya. Şu tipinle aynı anda iki kişiyi mi çağırdın buraya? Aa. Vallahi bence de inanılmaz efendim. Pardon, iki kişi mi? Sen mi bununla buluşmaya geldin? Ya kızlar tamam, abartmayın ya. Abartmayın. Ayrıca hata senin. 15 dakika önce geldim buraya. Yoksa ben bunu sepetleyecektim 15 dakika. Hayret bir şey ya. Gel çay koydum, soğutma çayını iç. Oğlum senin de ağzının suyu akması bittiyse şu kıza bir sandalye çek lan. Ayıp ya. Hayır yani. İki kadınla aynı anda flört eden bir erkek görmedim daha önce, anlamadım ki. Abi gördüm, gördüm de senin gibisini görmedim. Sağ ol aslan, sağ ol. Evet Çiçek Hanım, dostacı söyler. Vallahi fotoğraftakilerden güzelsin, yalan yok. Ama biraz cılızsın ya. Ben biraz böyle etine dolgun sendir, biliyor musun? Yüzün çok güzel gerçi ama ne yapsak seni azıcık semirsek, fast food, mas food dayaksak bence eve geleceğini düşünüyorum. Şaka, şaka değil mi bu? Kamera şakası falan mı? Ne bu? Cale! Kız! Bu kızın şimdi suratı güzel, okey. Ama senin de bir etine dolgunsun böyle, benim sevdiğim gibi. Arada kal, ne yapayım? Arada kal, kız bir yardımcı ol, ne yapayım? Ya ne saçmalıyorsun sen be artık? Allah Allah, aynı anda iki kişiyi çağırmışsın, bir de bana mı söylüyorsun kimi seçeceğimi? Sana durum ne olacak? Ha, bir de sana durum ne olacak? Bana bak, her şeyi geçtim. Sana konuşma. Bak. Aa, dur, dur, hadi. Yok, seninle olmuyor, tartışılmış. Ay, bana, ne demek seninle olmuyor? Bak, bütün bu saçmalıkları geçiyorum, asıl saçmalık ne biliyor musun? Beni kıyasladın kadına bak. Bununla mı kıyaslıyorsun beni? Zargana gibi be bu. Aa, zargana mı? Sen kime zargana diyorsun? Beyaz balina. Ayrıca bir erkek ikimizden birini seçecekse o kesin ben olurum. Ay kızlar, kıskançlık çağımızın vebası var. Hayatım. Yalnız benim yüksek lisansım var. Benim de doktoram var. Boş işler.
Ben foto modellik yapıyorum. Benim de Türkiye Güzellik Yarışması'nda 17.liğim var. Tescilli güzelim. Anlamsız bir bahsim işte. Ben çok iyi bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Ben de Türkiye'nin en iyi şirketinde CEO'yum. Yani kim niye seni seçsin? Düşük profil. Aa kızlar, come on! Saçma sapan come on dedirttiniz bana ya. Bir sakin olun bakın. Güzellik, statü, zenginlik. Bunlar benim için önemli değil. Benim için kafa dengi bir kadın bulmak lazım. Anladın mı? Misal benim kadınım çok titiz olmalı. En az 3 ayda bir yıkanmalı. Ben titizim. Temizliğe önem ver. 3 ayda bir banyo isterim lütfen. Ben zaten az yıkanıyorum. Belli! Aa şu kapıdan girdiğinden beri büyükbaş hayvan kokusu seninle beraber girdin sen. Vallahi bak ya Veli Efendi'den gelmiş sanki. Veli Efendi bu at yarışını yapıldı diye. Onun atları yattığı yer var biliyorsun. Orada yatmış seyisine de kaç tane taratmış. İkisini birden. Ha gelmiş buraya. Ya bizim Şefik yok mu kaslı çocuk Şefik? Onun bu at pazarında merdiven altı bir spor salonu var biliyorum. Orada ona da spor yapmış da. Ha burasında ter olur ya böyle. Oradaki gibi keskinden pislik bir kokuya sahipsin. Açık konuştuk pardon. Hiç yıkanmam. Sen de yalanını derler adama. Adama böyle derler çiçek. Geldiğinden beri saçındaki şampuanla lavanta kokusu o kimyasal her yeri sardı. Ya kadın dedi böyle lavanta kokmaz. Kadın dedi saçı yağlı olur ya. Bak ilkokulda biz patates baskı yapardık biliyor musun patates baskı? Cahil cahil bakma patatesi böyle soyardık. Boyaya bürüdük. Kadının kafasını yastığa koydun mu suratını profilini görecek mi yastık? Benim bazı kırmızı çizgilerim var kızlar. Hızlandırmış sorulara geçeceğim hazırsanız. Şimdi. Kırmızı çizgilerinden biri. Kadında ne olur artık sakal istemiyorum. En hassas noktam bu. Epilasyon cihazı mı? Tıraş bıçağı mı? Berber bıçağı. Usturayla her hafta sinek kaydı tıraş olurum senin için beni seç. Vallahi güzel cevap verdin Safinaz. Gözüme girdin. Peki. Gecelik bir pijama mı? Yünüşlik. Yünüşlüğü böyle vicdanıma kadar çekerim. Çoraplarımı da giyerim. Bir de hırka giyerim böyle. Var ya hiçbir şeyim kalmaz. Nasıl? Çok kötü lan. Çok kötü oğlum. İçindeki bütün titreşimi aldın götürdün. Ama... Derinlerde bir yerde küçük bir ateş de yaktın ha. Niye yandı ki bu ya? Demek benim kırsal fetişim var. Psikologumla konuşayım bunu. Neyse, üçüncü soru. Hamburger mi Adana mı? Şırdan. Şırdan böyle acılı. Bol sarımsaklı böyle erkeği hoh dedim mi bayılacak cinsten böyle. Kırsalın dibi adamı değil yatağı eve bile sokmayacak bir koku. Bir de üstüne gaz çıkarırım be. Oh! Oh, yok artık ya. Gaza geldi iyice. Saçmalama sen de. Bana inat olsun ne yapıyorsun ama abartma artık o kadar da. Çağla'cığım bir dakika. Gaz çıkarır mı dedim. Bak kalitenin tırtından zayıfın pırtından etkileniyor. Valla yalan yok. İlgimi çeker. Yalan değil. İlgimi çeker. Erkeğin için savaşan bir dişi bir adım öndedir benim için. Safinaz, ilgimi çektin ha. Ya. Aa. Aa. Tenin tenini mi çekiyor? Tenin tenime doğru... Aa. Yapma. Ay. Sen savaşan kadın mı istiyorsun? Pitbull mu istiyorsun sen? Hadi biraz. İzle. Hadi izle bak. Gel bakalım. Aa. Ay! Ne oluyor be? Allah! Allah! Ne oluyor ya? Beni seçecek bırak. Bahadır beni seç. Bahadır beni seç. Ya iki tane güzelim kadın şu adam için saç saça baş başa birbirine giriyor. Abi sen ne büyük adamsın abim. Esnaf yalakalı yapmayı sevmem. Oğlum sen buna kavga mı diyorsun ya? Bu kavga mı? Ne bir yumruk var ne bir aparkart var. Benim kadınım kavgaya girdin mi İrlandalı boksör gibi girecek. O trafikte sıkışın, trafikte taksi şoförleri yok mu levye yok bile. Öyle girecek. Bu ne böyle? Birbirine erkek arkadaşını asılan liseliler gibi. Sen benim haritama baktın be sen. Bırak lan beni. Böyle kavga mı olur? Abi affedersin ama senin aradığın aşağı yukarı şuradaki gibi bir şey. Ya lütfen bir de beğenmiyorsun hanımlar ayrılın. Bak konu uzadı üçüncüsü geldi ya. Şuna bak aynı kötü makyaj. O pis ter kokusunu saklamak için kötü deodorant. Aynı leş güzellik. Neyse selam verin. Leman. Lemancığım. Bahadır ben hoş geldin. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk da bu ne ya? Aa. Bahadır mı? Evet. Oha. Sen Bahadır'san bu fotoğraf... Tamam kızım, tamam ya. O konular konuşuldu, duble duble konuşuldu burada. Sana çok net bir sorun var. Bana bak kız, Brad Pitt mi ben mi? Nasıl? Nasıl mı? Tereddüt etti. Benim kadınım söz konusu ben olunca asla tereddüt etmez. Garson, bu flört işler bana göre değilmiş olur. Al şu parayı. Bu benim hesabım. Benim benliğim her zaman benden önce çıkar lütfen. Çakıl. Hazreti çakıl. Bir iskeletor gitti, bir iskeletor gitti. Bahadır, ben kazandım. Bahadır. Ben kazandım. Bahadır, nereye gittin? Nereye sen kazandın? Kadınlar bu adam için mi dövüşüyor? Yani şaşırtıcı bir biçimde evet. Ulan bu adamda kesin bir şey var. Bahadır Bey! Aa! Bir saniye! Ya ben anladım. Demek
ki böyle yapacaksın. Böyle köpek çekeceksin. İte ite çekeceksin. Şişt, yeter mi? Ayrılın. Ayrılın şuradan. Çekil kakaya. Kendine bir çekil düzen ver. Gitti mi o? Nerede o? Gitti mi o? Nerede o? Şu halinize bak. Ayıp be. Utanın be. Püh. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına burada? Ha? Ne yapıyorsunuz? Hele sen. Sen koca azman. Sen ne yaptığının farkında mısın? Şuncacık şeyin üstüne çıkmışsın, tepiniyorsun. Bu kadın üç boyutlu değil, tek boyut olmuş. Tartı patlatan. Katil balina. Kendine... Sen kimsin be? Ses be. Tek boyut, konuşma. 50 gram var alt tarafı üstünde başında. Sen neyle mücadele ettiğinin farkında mısın acaba? Bu senin üzerine çıksa affedersin böbreklerin ağzından çıkıverir. Nasıl? Böyle gerçekleri yüzünüze vurunca bir etkilenme oldu değil mi? Yüze öyle vurulmaz. Ya! Gerçekleri yüzüme vuracaktınız. Gerçekten vurdular. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım o zaman de sen de söyle.